Konuşamadım. Tekrar merhabalar. Günün son videosu. Aslında iki tane planlamıştım ama. Saat 9.20 geçiyor. Pazar akşamı yarın iş var. En son videomu çekeyim dedim. Mart ayının favorileri. Sık kullanılanları daha çoklukla diyebiliriz. Aslında bir sürü ayrıca sık kullandığım ürün var. Fakat onları bitirdim. Bir sonraki bitenler videomda göreceksiniz. Tekrar tekrar aynı şeyleri göstermemek için onları göstermiyorum. Hepsini yine cici güzel can çantama doldurdum. Çok seviyorum bunu. Bunun içinden göstereceğim. Önce büyük parçaları göstereyim. Şurada da birkaç tane var. Hande'nin tavsiyesiyle almış olduğum Pure Natural Nivea'nın bu makyaj mendillerini çok sevdim. Çok severek kullanıyorum. Bazen bunu kullanıyorum. Bazen Bioderma'mı kullanıyorum. Şöyle ki eve gelir gelmez yüzümden makyajın ilk böyle kabasını almak için ya pamuğa bir Bioderma döküp onu kullanıyorum ya da bunu kullanıyorum. Göz makyajı çıkarmak için iyi değil, yeterli değil. Ondan sonra tekrar ya Bioderma ile göz makyajı çıkartıyorum ya başka bir makyaj temizleyiciyle ve yıkıyorum falan filan. Yani neyse bunu sıkça kullandım. İşin özeti odur. Ondan sonra büyük parçalara geçelim. Yeni aldığım ve bayıldığım bir ürün. Lush Big Şampuan. Gösterebilecek miyim bilemiyorum. Enteresan bir yapısı var. İçinde deniz tuzu var. Değişik de bir kokusu var. Herkes sever mi bilmiyorum ama mesela arkadaşıma koklattım, nefret etti. Ben kokusundan çok hoşlanıyorum. Bana böyle fresh geliyor. İçinde büyük büyük tanecikler var. Saç derisine peeling yapmak için düşürüyorum zannettim. Saç derisine peeling yapmak için. Benim de kafasızım ben. Kafa derimde böyle pullanmalar ve şey oluyor. Ona iyi gelebileceğini düşünerek aldım. Şimdilik memnunum. Daha iyiye gittiğini düşünüyorum. Fakat üst üste çok kullanmamaya gayret ediyorum. Çünkü eğer fazla zedelersem iritasyon falan olabilir, yara olabilir falan diye ki bazen oluyor. Ama şu anda yok. İyi durumda. Çok memnunum. Mat ve cansız saçlarınızı deniz tuzu, yosun, limon suyu şampuanı ile parlayacak, ipek gibi gözükecek falan filan. Ve enteresan bir şekilde volüm veren bir şampuan bu. Saçlarım yıkandıktan sonra daha volümlü gözüküyor. Çok memnunum kendisinden. Seviyorum. Biraz tuzlu ama çok bereketli. Çok az bir parçası bile yetiyor. Onun dışında yine duşta kullandığım bir ürün. MAC'in Cleansing Oil'ı. Yani tabii ki sabah yıkanamıyorum artık işe gittiğim için. Hoş yazın yıkanabilirim de. Kışın soğukta sabah yıkanıp saçımı kurutma imkanım olmadığı için akşamları eve geldiğimde yıkanıyorum. O makyajlı halde makyajı temizle tekrar duşa gir. Benim için eziyet. Bu kurtarıcı oluyor. Duşta hemen pratik temizliyor ve duşta olduğum için arkasından hemen yıkayabiliyorum. Onun için yüzümde yağlı bir şey bırakmıyor ve bütün göz makyajını hemen silip götürüyor. Bir başka duş ürünü. Şöyle göstereyim. Çoğu bitti bunun da. Bu bir serum. John Frieda'nın Frizz Ease serisinden. Saç uçlarıma kullanıyorum. Çok ıslak saça, yani böyle sırılsıklam, hiç havluyla bile kurulanmamış olması lazım. Onun için duştan çıkmadan bunu da kullanıyorum. Saç uçlarına sadece şey yapıyorum. Aslında kalın telli saçlar içinmiş bu. Bakmadan almıştım zaten. Ama bana bir zararı olmadı. Yani kalın telli saçlar için olup hani saçımı ağırlaştırmadı. Sadece saç uçlarında kullandığım bir serum zaten. O elektriklenmeyi alsın, böyle hani saç biraz böyle pis gözükür ya, daha doğru düzgün gözüksün diye kullanıyorum. Bir de bunun galiba başka çeşitleri de var. Boyalı saçlar için olanı falan. Bitince onu deneyebilirim. Ya da daha iyisi bunu bitirdikten sonra Lush'tan 5-6 tane alacağım saç ürünü var. Big Şampuan'da. Bunlardan biriydi. Big Şampuan'ı daha önce almış oldum. Elimdeki saç ürünlerim biraz azalınca sanırım Lush'tan alacağım. Gerisi hepsi makyaj ürünü. Bir tane başka var. Kalyon'un şu sarı olan tırnak eti temizleyici diye geçiyor adı. Tırnak eti, işte itici temizleyici. Bunu kullanıyorum. Memnunum. Gayet güzel çıktı bence. Başka. Evet, makyaj malzemelerini başlayabiliriz. 8 Mart'ta almış olduğum allık. En çok bunu kullandım. Aldığımdan beri.
Şöyle çok güzel bir pembe, hafif ışıltıları var. Dediğim gibi son zamanlarda pembe allıkları takmış durumdayım. Gözükecek mi bu saatte bilmiyorum ama çok güzel bir pembe. Memnunum. Yapısı falan da fiyatına göre gayet iyi kendisinin. Başka yine bir rimel ürünü. Dream Lumitouch'ım bitti. O bittiğinden beri bunu kullanıyorum. Bunu da bayağı kullanmışım zaten. Yarısından azı var. Bunu da bitirmeye çabalıyorum. Tekrar alabileceğim bir ürün. Elimde çok concealer var. Çok fazla da bekletmek istemiyorum aslında likit ürünler olduğu için. Biter bitmez almayacağım. Ama elimdekiler biraz azaldıktan sonra bu da alacaklarımın içinde. Maskara olarak bu ay en çok Roket'i kullandım sanırım. Aslında karışık karışık kullanıyorum ama Roket'te çok kullandıklarımdan memnunum, seviyorum. Roket hakkında çok fazla söylenecek bir şey yok. Daha çok maskaraları karıştırarak kullanmayı seviyorum ama bolca da kullandım. Bu Tarte'ın bir primer'ı gösterebilirsem bir saniye. Şöyle ismini de okuyalım. Clean Slate Natural Face Primer. Başka da bir şey yazmıyor. Bir setinin içinde çıkmış. Küçük bir deneme boyu 11. Bugün takıldım. 11 mililitrelik bir deneme boyu. Elimde şu anda 3 tane böyle küçük primer'ım var. O 3 tanesinin birleşimi yaklaşık bir büyük tüp ediyor. Değişik markaların değişik şeyleri. Ama yani bunların durmasının manası yok. Bu üçünü kullanıp ondan sonra yeni bir primer almak istiyorum. Çok fazla elimde ürün bekletmemiş olurum diye düşünüyorum. Kate'in 101 numaralı ruju sıkça kullandım. Şöyle güzel bir pembe, herkes de biliyor. Bunu sıvaçla, hatta dudağımda o var ama çıkmış olabilir. Bu kadar saattir konuşuyorum. Başka başka onunla beraber kullandım dudak kalemi ve birçok şeyle beraber kullandım dudak kalemi. Pembe Essence'in 06 Satin Mauve rengini göstereceğim. Şahane bir renk. Hatta bir tane kaybettim. Bu yenisi. Nereye koyduğumu bilmiyorum. Yakında çıkar ama. Ben yenisini aldım ya, muhakkak çıkar. Bu da en sevdiğim eyeliner'ım. Şöyle incecik bir ucu var. Artık bu ölmek üzere. Ne kadar ince çekebildiğini görün diye gösterdim. İncecik çekebiliyorsunuz bununla. Ucu biraz artık yamulmaya başladı. Uzun süredir kullanıyorum. Bitmiyor. Her gün neredeyse bunu kullanıyorum. Arada başkalarını da kullandığım oluyor tabii ki. En çok bunu ve MAC'in Fluid Line Black Track olanını siyahlarda seviyorum diyebilirim. Başka. Elime ne geldi? Bu geleli elime 10 gün falan oluyor. Aslında çok olmuyor ama geldiğinden beri bunu kullanıyorum. Bu paramparça olarak elime gelmiş olan Wet n Wild paletim. Anlatmıştım videomda. Gelirken kaza geçirip kırılanlardan bu. Elimde bir tane sağlamı var. Bunu da, ya aslında bu ikisi sapasağlam. Şu ikisinde hiçbir şey yok. Şu kırıldı sadece. Onu da presledim. Çok karışmadığı için renkler gayet güzel kullanıyorum bunda. Renklerini de göstereyim. Renklerini çok güzel veriyor. Tabii bu kırılmış olan biraz daha fazla böyle toz toz oluyor. Walking on Eggshells olan bu. Elimde swatch yapacak yer yok. Şöyle göstereyim. Doğal tonlar. Gayet klasik yani. Ama beğendim. Keşke hepsi Türkiye'de de olsa. Sonra far ve allık. Bir de ikinci çok kullandığım. Bunu herhalde yazın artık kullanamayacağım. Deli allığım. Seduction adını hatırlayamadım. Seduction. Orada nasıl gözüküyor tam emin olamıyorum ama oldukça koyu, böyle şarap rengi gibi bir renk. Kendisine aşığım. Ve ben de güzel durduğuna inanıyorum. Çok böyle tabii palyaço gibi sürmediğiniz sürece gayet doğal. Böyle soğuktan yanaklarınız kızarmış gibi duruyor. Bir de Avon Super Shock. Gördüğünüz gibi küçüldü iyice. Benim sevgili kalemim. Deli siyah. Göz altına da sürmek istediğim zaman bunu sürdüm. Bunu da bitirmeye çalışıyorum. Son iki ürünüm. Bunlar da kullandığım farlarım.
Bu yine yeni almış olduğum, videolarımda gördünüz. Narsin and God Created Woman paleti. Oldukça fazla kullandım kendisini. Hatta görebilirsiniz yani. Acımadan kullanıyorum. Böyle şeyler aslında çok beğenip böyle diye kenarda bekletirim ama bu paleti çok kullanışlı buldum. Hatta bununla beraber Naked'in yeni paleti de böyle minnacık doğal çantada taşımalık güzel paletler. Bunu kullandım ve bununla sırf bunun sıkıcı olduğunu düşündüğümde ben hep yapıyorum onu. Doğal bir göz makyajı bununla yapıp gözün ortasına sadece biraz mor sürüyorum. O mor da şu mor. Hemen paletimin içinden çıkartıyorum bir saniye. Kendisini çizdim şu anda. Şöyle bir morum var. Bunu Angie Morcuk bana yollamıştı. AMC Shine 22 numara. Çok güzel bir mor. Bunu da göstereceğim. O doğal renklerle karıştırıldığında çok güzel durduğuna inanıyorum. Böyle bir renk gelsin istediğim günde de. Şu moru da onlarla karıştırarak kullandım. Bu ay için seçtiklerim bu kadar sanırım. Başka bir şey ayırdım mı diye bakıyorum. Yani parfüm marfüm onlardan ayırmadım. Bu ay için en çok kullandığım ürünler olarak bunları seçtim. Ürünlerle ilgili, bunlarla ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa aşağıya yazabilirsiniz tabii ki. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Swatchlarım, swatchlarım, swatchlarım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.